Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kanal 42'mizin aziz dinleyicileri, seyircileri, kıymetli dostlar. Rabbim ümmeti Muhammed'e, sizlere hayırlar nasip etsin. Bereketleri ümmeti Muhammed'in üzerine sağanak halde yağdırsın. Ümmeti Muhammed'in bela ve musibetlerini başından defedecek çalışmaları yine ümmeti Muhammed'e Rabbim nasip eylesin. Kıymetli dostlar, konu itibariyle geçen hafta müjdeleme ve tebrik etme, insanları müjdelemek ve tebrik etmekle ilgili ayetleri okumuştuk. Okuduğumuz ayetlerde efendim Zümer suresinin 17-18. ayet-i kerimesi, onlar sözlü dinleyip en güzeline uyan kullarımdır. Onları müjdele veya dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele buyuruyor Rabbimiz Teala. Bununla ilgili bu ayeti kerimeyi sizlerle paylaşmıştık. Bu ayet kerime üzerinde efendim okumuş ve okuduklarımızı anlamaya çalışmıştık. Yine efendim Zekeriya Aleyhisselam'ın İbrahim Aleyhisselam'ın oğullarla müjdelenmesi hadisesi, cennetle müjdelenme hadiseleri ya ayetlerini sizlerle konuşmuştuk. Ellezine amenu ve haceru ve cahedu fi sebilillahi bi emvalihim ve enfusihim diye devam eden ayet-i kerime. Bunu sizlerle paylaşmıştık. Tevbe suresinin 21. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Teala bunu paylaşmıştık. Ne buyuruyordu Rabbim? İman edip hicret edenler Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenlerdir. Ve işte onların müjdelenmesiyle ilgili olarak bu ayet-i kerimeyi paylaşmıştık. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala adil olanları, sabredenleri müjdele diye değişik müjdelerle kullarını müjdeliyordu. Ve yine Rabbimiz Teala Kur'an-ı Kerim'de müjde ayetleri, sevinç ayetleri, cennetle ilgili ayetler, azap ayetleri, cehennem ayetlerinin iki misli kadar vahyetmiştir. Bunları paylaşmıştık. Şimdi hadis-i şerifle devam edeceğiz inşallah. Hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinden Ebu İbrahim Abdullah İbni Evfa'dan rivayet edilen bir hadis-i şerif. Hazreti Hatice'yi müjdeleyen bir hadis-i şerifti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice radıyallahu anhayı cennette içinde hiçbir gürültünün duyulmayıp hiçbir yorgunluğun hissedilmeyeceği inciden yapılmış bir köşkle müjdeledi. Abdullah bin Evfa radıyallahu anh bunu rivayet ediyor. Bu hadis-i şerifte özellikle Hazreti Hatice'nin müjdelenmesi hadisesi var. Bu konumuzun başında da sizlerle paylaşmış olduğumuz, geçen haftadan paylaşmış olduğumuz 7-8 tane ayet Allah Teala'nın çeşitli vesilelerle kullarını müjdelemekten memnun olduğunu belirtiyordu, ortaya koyuyordu. Bu hadis-i şerifin de yine bu ayetler ışığında baktığımız zaman Hazreti Hatice'yi müjdelediğini ve Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek müjdelediğini görüyoruz. Hazreti Hatice neden Hazreti Hatice? Hatice validemiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk hanımıdır, annemizdir. Ümmahatül Mümininin evvelidir. Öyle bir Hatice ki kimsenin olmadığı yerde var olan, kendisine can yoldaşı olan, 6 tane çocuğun annesi olan, yani Peygamber Efendimiz'e 6 tane çocuk doğurmuş biri ve İslam'ın ilk zamanlarında kimsenin kendisine inanmadığı bir dönemde ben varım diyerek Peygamber Efendimiz'in yanında dimdik onu destekleyen, ona iman eden bir annemiz, vefa timsali, bütün hanımlarımızın örnek alacağı, onun hayatını didik didik edip okuyup hayatımızda onun hayatının izlerini görmek için çaba sarf edeceğimiz bir annemiz. Öyle ki Hatice annemiz davasının hak olduğunu söyleyerek o anda yeise düşen veya
şokta olan Peygamber Efendimiz'i destekleyen bir annemiz. Ve Peygamber Efendimiz'in gönlünü rahatlatmak için o zaman putlara tapmayan, o zaman da putlara tapmayan, Tevrat'tan ve İncil'den haberi olan, tek bir Allah'a iman eden amcası, amcazadesi, kuzeni veya amcazadesi olan Varaka bin Nevfel radıyallahu, Varaka bin Nevfel'e götürüp Peygamber Efendimizle konuşmasını sağlayan, Varaka'nın da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi teskin ettiği, peygamber olduğunu ve kendi başına gelecekleri bir öngörüyle bir efendim kendisine bahsetmesi, bahsettiği bir olay var. İşte Hazreti Hatice annemiz bundan sonra hep Peygamber Efendimiz'in destekçisi olmuş. Malını İslam davası uğrunda bezletmiş bir insandır. Medine'nin en zenginlerinden olan, tüccarlığıyla, mallarının çokluğuyla meşhur olan Hazreti Hatice, en zor zamanlarda bile, Müslümanların sıkıntı çektiği zamanlarda bile bir tanesinin bile efendim yanında kalmasına razı olmayıp tamamını o gün iman edip zorluk çeken, sıkıntı çeken Müslümanların hayrına, Müslümanların faydasına sunmuş bir annemizdir. Fatıma annemizin annesidir. Ümmü Kulsum annemizin, Rukiye annemizin annesidir. Yani baktığımız zaman bir bakıma çatıda o var, temelde o var. Malını, mülkünü İslam uğrunda harcamış ve vefat ettiğinde Peygamber Efendimiz o ve amcası Ebu Talip vefat ettiğinde senetül hüzün demiştir, vefat ettiği seneye. Benim en hüzünlü olduğum sene demiştir. En büyük iki dayanağıydı. Biri amcası, biri de hanımıydı. İslamiyet'ten önce 15, İslamiyet'ten sonra da 10 yıl olmak üzere tam 25 yıl onun yandaşı, sevgilisi, vefalı, hayat arkadaşı, destekçisiydi. Ve öyle bir destekçisiydi ki Rabbimiz Teala vahiy meleği Cebrail'i gönderiyor ve selam gönderiyor. Onu müjdeliyor. Müjdesi bakınız ne? Neydi? Hatice radıyallahu anhayı cennette içinde hiçbir gürültünün duyulmayıp hiçbir yorgunluğun hissedilmeyeceği inciden yapılmış bir köşkle müjdeliyor. Yani o kadar önemli bir müjde ki Rabbimiz cennetime aldım ben bu kulumu diyor. O benim sevdiğim yüce kullardandır diyor. Ve Taberani'den rivayet edilene edildiğine göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'ye Allah'ın ona selamı olduğunu söylüyor. Cebrail vasıtasıyla Allah'ın selamı var, Rabbimin sana selamı var deyince, yani öyle bir edeple, öyle bir nezahetle efendim cevabı veya selamı kabul ediyor ki işte bugün namazlarda, farzlardan sonra okuduğumuz o duayı bize bırakıyor. Allahümme entes selam ve minkes selam tebarakte ya zel celal vel ikram diye okuduğumuz bu selam mukabelesini bize bırakıyor. Bu selam mukabelesi Rabbimize Hatice annemiz tarafından bizzat okunmuş, söylenmiştir. Selam sensin, selam sendendir diyor. Sen mübareksin, sen bereketlendirirsin. Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım diyor. Böylesi müthiş bir cevabı yine o İslam hanımefendisinin, Mücahide annemizin, Peygamber Efendimizin vefalı hayat arkadaşı, vefalı dostu, can yoldaşından çıkan güzel sözler. Allahümme entes selam ve minkes selam tebarakte ya del celal vel ikram buyuruyor. Bunu biz her farzdan sonra okuyoruz. İşte Hatice annemizden bize kalan selam mukabelesi. Şimdi bu ve bunda, bu zamana kadar okuduğumuz hadis-i şeriflerde de, bundan sonraki hadislerde de Rabbimizin müjdeleri vardır.
Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müjdeleri olmuştur. Kur'an-ı Kerim açtığımız zaman ve beşşirüs sabirin yuhibbul mutadahhirin, yani bakıyoruz temizlenenleri seviyor, onları müjdeliyor. İman edenler kurtuluşa ermiştir diyor. Yani Rabbimiz hep müjdeleri, kulunun müjdesi, kulunun sevinmesi için çaba, sevinmesi için fırsatlar oluşturmuştur. Ve kulu sevindikçe Rabbimiz de memnun olmuştur. Bakınız radıyallahu anhum ve radu an ayet kerimesi birkaç yerde geçer. Birkaç de belki 5-10 yerde geçer. Öncelikle ensar ve muhacir için sadece Rabbim razı olmuyor, onların razı olmasından da Rabbim razı oluyor. Yani onların razı olmasından memnun oluyor. Kullarını memnun ediyor, onların da memnun olmasını istiyor Rabbimiz Teala. Müslümanların yapmış ve yapmakta oldukları güzel işleri daha fazla şevkli bir şekilde ve heyecanla yapmalarını sağlamak ve kendilerine verilen müjdelerle yaşama sevinçlerini arttırmak için Rabbimiz böyle müjdeleri vermiş, kendilerine bu şekliyle mukabelede bulunmuştur. Şimdi bizler de bu şekilde davranmamız lazım. Yani evladımıza, hanımımıza, öğrencimize, çalışanımıza, yani karşılaştığımız insanlara mütebessim bir çehreyle, gülümser bir çehreyle, efendim yumuşak bir lisan ile, müjdeleyici bir tavırla yaklaşmamız her zaman kazandıracaktır. Yani abus bir surat, çatık kaş, sert bir dil, soğuk bir sesle karşı taraftaki muhatabımıza, komşumuza, çocuğumuza konuştuğumuz zaman alacağımız cevap veya mukabele istediğimiz gibi olmaz. Her şey bıçak gibi kestirdik, attık, bundan sonra böyledir demekle olmuyor. İnsanların kalbine hitap etmek gerekiyor. İnsanları müjdelemek gerekiyor. İnsanların gönlünü almak gerekiyor. Ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz Teala Firavun'a giderken ona kavli leyin ile hitap et, yumuşak bir lisan ile konuşun diyor. Fekula, yani ayet-i kerimede o Musa ve Harun aleyhisselama özellikle Rabbimizin hitabı aman onunla kavli leyin ile anlayacağı dinle yumuşak bir lisan ile konuşun diyor. Sert bir lisan ile konuşsa işte Allah Teala ne buyuruyor? Eğer sen kaba ve haşin olsaydın etrafında kimse bulmaz, dağılır giderdi diyor. Müjdeci bir tavır önemli. Müjdeleyici bir tavır önemli. Karşı tarafta insanların efendim zorluklara katlanabilmesi için onların müjdelenmesi lazım. Rabbimiz Teala kulluğu emrederken, takvayı emrederken kulluk ve takvadan, adaletten ayrılmasın iste, ayrılmayın derken hep cennetle, hep güzelliklerle müjdelemiştir. Bizler o zaman bunu yapmak zorundayız kıymetli dostlar. Yapmadığımız zaman ne olur? Sert, haşin olduğumuz zaman kaybederiz. O insanları kaybederiz. Muhataplarımız bizi kale almaz. Bizimle karşılaşmak istemez. Bu yüzden kıymetli dostlar, müjdeleyici olmak, insanlara kolaylaştırıcı olmak lazım. Rabbimiz Teala bunu bizzat Kur'an-ı Kerim'de kullarına bu şekliyle özellikle açıklıyor, belirtiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın buyuruyor. Yessiru ve la tuassiru, beşiru ve la tunaffiru. Biz insanları korkutmaktan, efendim nefret ettirmekten daha çok sevdirmek, muhabbetini kalbine yerleştirmek için çaba sarf etmemiz lazım. Yalnız şunu kesinlikle ayırt etmemiz lazım. Biz tabii ki müjdeci olacağız. Tabii ki Allah'ın dinini insanlara anlatırken, yaşarken, çocuklarımızla muhatap olurken, eşimizle, dostumuzla beraber olurken, evimizde hanımımızla konuşurken, onlarla dost olurken sert lisanımız bize fayda sağlamıyor. Mutlaka bir karşı cephe oluşuyor. Ve karşı cephe oluştuğu zaman anlatmak istediğin iyi niyetli,
güzel cümleler, güzel sözler veya anlatmak istediğiniz güzel planlarınız, projeleriniz havada kalıyor. Tabii ki Müslüman böyle yumuşak lisan ile, anlaşılır bir davranış ile davranmakla birlikte yanlış olan, efendim kasıtlı olan, ihanetle sonuçlanan veyahut da efendim tavır alınması gereken davranış veyahut da söylemlere karşı da tabii ki tavrını alacaktır. O onun karşısında yumuşak olamaz. Hani Akif'in dediği gibi yumuşak huyluysam efendim ki taşımaya gelmez boynum diyor ya. Yani tam dizeleri hatırlayamadım. Ama burada yumuşak huylu olmamız bizim çekmeye gelmez boynum diyor. Yumuşak huyluysam çekmeye gelmez boynum diyor. Ne demek bu? Yani biz yumuşak huyluluğumuz karşı tarafın doğru ve güzel olduğu sürecedir. Karşı taraf bize yanlış yapıyor, inancımıza yanlış yapıyor, ahlakımıza yanlış yapıyor, memleketimize, dinimize, imanımıza yanlış yapıyor ise öncelik onların olmak üzere, yani öncelik bu dinimiz, imanımız, ahlakımız olduğu için onun karşısında o yanlışlara karşı tavır almak tabii ki bir Müslümanın yapacağı görevdir. El hubbu lillah vel buğzu lillah. Allah için seveceğiz, Allah için buğz edeceğiz. Ne, ya kavgamız da Allah için, muhabbetimiz de Allah için olacak. Tabii bu arada Ebu Musa Eş'ari'den rivayet edilen bir hadis-i şerifle devam edelim. Bir olay, uzun bir olay. Ebu Musa el-Eş'ari evden abdest alıp çıkarken kendi kendine bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanından hiç ayrılmayacağım. Hep onun yanında bulunacağım demiş. Sonra Mescid-i Nebevi'ye gelmiş. Oradakilere sahabilerin nerede o? Sahabilere diyor ki peygamberimiz nerede? O da şu tarafa gitti diyor. Ve Eris Kuyusu tarafını söylüyor. Resul-i Ekrem'in gittiği yeri sonra öğreniyor. Eris Kuyusu'nun bulunduğu bahçede olduğunu öğreniyor. Ve bahçe kapısının yanına oturdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tuvalet ihtiyacını giderip abdest aldı. Tabi bu arada Peygamber Efendimiz geldiğinde Eris Kuyusu Eris denen bir adamın, Yahudi'nin bahçesi, bir Yahudi'ye ait bahçede bulunan kuyu. Peygamber Efendimiz Ebu Musa el-Eşari'nin geldiğini görünce orada beklemesini söylüyor. Yani özellikle abdest bozarken birinin aniden içeriye girmesine engel olmak için Ebu Musa el-Eşari'den kapıyı beklemesini istiyor. Ve Ebu Musa el-Eşari tuvalet ihtiyacını gider, abdest aldığı süre içerisinde Peygamber Efendimizin bulunduğu yerde kapıda bekliyor. Kenarındaki taşlar üzerine oturmuş Peygamber Efendimiz, kuyu ağzındaki bileziğin tam ortasına oturmuş ve baldırlarını açarak ayaklarını kuyuya sarkıtmıştı. Kendisine selam verdikten sonra geri dönüp kapının yanına oturdum. Kendi kendime bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kapıcısı olacağım dedim. O sırada Ebu Bekir radıyallahu anh geldi. Kapıyı çaldı. Kapı örtülü çünkü Peygamber Efendimiz Ebu Musa el-Eş'ari'ye kapıyı ört dedi. Kapıyı da beklemesini söyledi. Kim o diye sordu. Ebu Bekir dedi. Biraz bekle dedikten sonra Peygamber Efendimizin yanına vardım ve ya Resulallah, Ebu Bekir geldi. Huzura girmek için izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennetle müjdele buyurdu. Geri dönüp Ebu Bekir'e içeri gir. Resulullah seni cennetle müjdeliyor dedim. Ebu Bekir içeri girdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağ yanına geçip onun yanına kuyunun ağzındaki taşın üzerine oturdu. Ve tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi o da baldırlarını, ayaklarını açarak kuyuya ayaklarını sarkıttı. Bir müddet sonra Hazreti Ömer geliyor. Ha, bu arada tabii kendisi diyor ki ben de dönüp yerime oturdum. Evden çıkarken kardeşim de abdest alıp arkamdan yetişecekti. Onun için kendi kendime şöyle dedim. Eğer Allah Teala falanın, yani kardeşimin hayrını dilerse onu buraya getirir dedim. Telaş etmedi yani. Eğer nasibinde varsa, Allah onun buraya gelmesini murad etmişse, hayrını istemişse gelir dedim. Ve ondan sonra birinin kapıyı çaldığını, ittiğini gördüm. Kim o diye seslendim. Ömer dedi. Veya Ömer İbnül Hattab dedi. Biraz bekle
dedikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına giderek selam verdim. Ömer geldi ya Resulallah dedim. Huzura girmek için izin istiyor dedim. İzin ver, onu cennetle müjdele buyurdu. Hazreti Ömer'in yanına gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girmene izin verdi ve seni cennetle müjdeledi dedim. Ömer içeri girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sol tarafına geçerek o da onların yaptığı gibi ayaklarını baldıklarına kadar açtı ve o da suyu kuyuya sarkıttı. Yani hava sıcak, biraz serinleyecek. Peygamberimiz genelde Kuba'ya giderken Kuba yolu üzerinde olan Eris kuyusunda, o bahçenin ismi değil, kuyunun adı Eris isimli bir Yahudinin, Yahudi'ye ait bir bahçe, Eris'in kuyusu deniliyor. Orada dinlenirmiş, abdestini alır, biraz soluklanırmış. İşte orada olduğunu biliyor. Hatta bazen sahabe-i kiram efendilerimiz, özellikle Hazreti Ebubekir, Ömer, Hazreti Osman, diğer sahabilerden bazıları Peygamber Efendimiz'i o günlerde özellikle orada bulup cemaatle namaz kılmak için oraya gelirlermiş. Ben yine döndüm diyor Ebu Musa el-Eşari. Ve kardeşimi düşünüyorum, hala gelmedi. İçimde de onun gelmesini istiyorum ama Allah onun hayrını dilerse onu buraya getirir dedim diyor. Yine beklemeye başladım kapının orada. Bu sırada kapı yine çalındı. Kim o diye sordum. Osman İbni Affan dedi. Biraz bekle diyerek Peygamberimizin yanına gittim ve Osman İbni Affan'ın huzura girmek istediğini söyledim. Peygamberimiz bakınız dikkat edin ne diyor. İzin ver ve başına gelecek bela ile birlikte onu cennetle müjdele buyurdu. Geri döndüm. İçeri gir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başına gelecek bela ile birlikte seni cennetle müjdeliyor dedim. Hazreti Osman içeri girdi. Kuyu bileziğinde oturacak yer kalmadığı için onların karşısında başka bir yere oturdu. Yani orası dolmuş kuyunun başı. Demek ki 3 kişilik belki. Rahatsız etmeyeyim diyerek, onlar sıkışmasın diyerek şöyle kenara oturmuş. Bu arada Numan Said İbni El-Müseyyep hadisin ravisi diyor ki ben diyor bu oturuş şeklini onların kabirlerine yordum. Çünkü Said El-Müseyyep Said İbni El-Müseyyep tabiindir. Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in efendim ve Hazreti Osman'ın mezarlarını biliyor. Tabiinden. İkisi Peygamber Efendimiz'in yanında, Hazreti Osman Cennetül Baki'de. Ben diyor buna yorumladım diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekliyle bir müjde veriyor. Hazreti Osman içeri girince ne diyor? Allah'a hamd etti ve sonra da Allah yardımcım olsun dedi. Şimdi baktığımız zaman peygamber aşığı insanlar ve Peygamber Efendimizin etrafında pervane olmuşlar. Fakat bakınız, aşırı bir putlaştırma yok. Kesinlikle aşırıya gitme yok. Peygamberimizi seviyorlar. O emredince yerine getiriyorlar. Kesinlikle ama kesinlikle emrinden çıraya çıkmıyorlar. Ama Peygamberimiz de normal bir hayatı yaşıyorlar. Büyütme, abartma yok. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarını kuyuya sarkıttığı için sahabe efendilerimiz hürmeten kenara geçip oturmamışlar. Hani iki dizi üzerine oturup kafayı eğip onu dedim, o da gelmiş yani ayaklarını sarkıtmış. Neden? Onlar kenara oturduğu zaman Peygamber Efendimiz ondan rahatsız oluyor ve Peygamber Efendimiz kuyudan ayaklarını çeker, onlarla beraber oraya giderdi. Onlar Peygamber Efendimiz'in bundan rahatsız olacağını bildiği için geliyorlar Peygamber Efendimiz'le birlikte beraber kuyuya ayaklarını sarkıtıyorlar, suda ayaklarını dinlendiriyorlar. Bir başka rivayette, yine bir başka yerde, yine Eris kuyusu olduğu kanaatindeyim. Hazreti Osman geldiğinde kapıdaki bekleyene diyor ki biraz beklesin diyor. Peygamber Efendimiz uyluklarını kapatıyor. Ve soruyorlar ya Resulallah, Ebu Bekir, Ömer geldi. Onlara yapmadın bunu. Niye bunu Osman'a yaptın diye sorduklarında Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'ın üstün edebine, hayalı davranışına meleklerin bile gıpta ettiğini,
onun yanında meleklerin bile utandığını, gıpta ettiğini söylüyor. Yani öbürleri haşa, edepten yoksun mu? Haşa. Ama bazılarının temayüz etmiş olduğu, üst seviyelerde olduğu noktalar var. Bunların kendi özellikleridir. İşte bundan dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sahabeler de onun yanında pervane oluyorlar. Peygamber Efendimiz bunların haline, tavrına göre konuşuyor. Ve burada mucize, hani mucize, işte bakın Hazreti Osman'ın hakkındaki söylediği cümle bir mucizedir yani. Gaybı bilmez diyenlere bir cevaptır. Allah bildirdiği zaman biliyor. Evet, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gaybı bilmez. Ama Allah bildirdiyse bilir. İşte Osman hadisesinde, Hazreti Osman hadisesinde görüyorsunuz. Ona başına gelecek belalarla birlikte onu cennetle müjdeliyor. Ebu Bekir'le Ömer radıyallahu anh'e söylemiyor da Hazreti Osman'a söylüyor. Şimdi kıymetli dostlar, bu noktada biz şöyle düşüneceğiz. Allah Teala ile Resulünün yaptığı gibi insanlara iyi haber verdiğini görüyoruz. Allah Teala gibi Peygamberimiz de insanlara iyi güzel haberler veriyor. Bakın biraz sonra gelecek. Yine müjdeler. O kadar ilginç müjdeler ve tavırlar var ki insan hayran olur. Burada bunu, bu hadiste bunu öğreniyoruz. Bir de şu var, sahabe-i kiram Efendimizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok sevdiğini görüyoruz. Ona hizmet etmek, onun mutlu ve huzurlu olması, rahat etmesi için çaba sarf ettiklerini görüyoruz. Ama Peygamber Efendimiz kesinlikle bir tahtırevanın üzerinde taşıttırmamıştır kendini. Efendim sahabesi belki normal liften yatakta yatırken o kalkıp da kuş tüyü yataklarda, bırakın yün yatakta yatmamıştır. O da onlarla beraberdi. Hatta bir yolculuk esnasında efendim bir yemek pişirilecek. Biri hayvanı kesiyor, biri şunu ediyor, biri bunu ediyor. Herkes görev dağılımı yapıyor. Peygamber Efendimiz bana da odun taşımak düşer diyor. O ve odun taşıyor. Ya Resulallah, yani ben peygamberim, şöyle oturayım, siz ne yaparsanız yapınız. Değil. Görev paylaşımı var ve bunun, onlarla beraber hareket etme var. Nitekim Hendek Savaşı'nda, Hendek'in kazılması hadisesinde de bunu görüyoruz. Ve burada bir edep öğreniyoruz. Kapı çalındığında, kim o diye sorulduğunda, ya önemli mi? Çok önemli. Çoğu bağırıyor, ben geldim. Veya kapıdan içeriye gelirken ben geldim diye bağırıyor. Kıymetli dostlar, kapıdan içeriye giren kişi anahtarıyla girmiş veya kapıyı kendi açıp girmişse selam vermesi lazım içeridekilere. Eğer kapının zilini çalmışsa kim o denildiğinde ismini söylemesi lazım. Bak sahabe efendilerimiz bunu söylüyor. Osman geldi, Ömer geldi, Ebu Bekir geldi diye. Ve bu edebi de burada öğrenmiş oluyoruz. Bir diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anhumanın bulunduğu bir grup insanla oturuyorduk. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdan kalkıp gitti. Uzunca bir süre dönmeyince başına kötü bir iş gelmesinden korktuk ve telaşla yerimizden kalktık. Bu endişeyi ilk duyup ilk fırlayan bendim diyor Ebu Hureyre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi araya araya Neccaroğullarına ait bir bahçeye geldim. Giriş kapısını arayarak bahçenin etrafını dolandım. Fakat kapıyı bulamadım. Bahçenin dışındaki bir kuyudan içeriye su veren küçük bir ark gördüm ve oradan büzülerek, kıvrılarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Orada Resulullah'ı görüyor. Peygamber Efendimiz Ebu Hureyre sen misin diye sordu. Evet ya Resulullah dedim. Ne hayır veya ne haber diye sordu. Ya Resulullah, aramızda otururken kalkıp gittin. Geri dönmediğini görünce sana bir kötülük yapılmasından, başına kötü bir iş gelinmesinden korkup telaşlandık. İlk endişe duyan da ben oldum. Kalkıp bu bahçeye geldim ve tilki gibi iki büklüm içeri girdim. Diğerleri de arkadan geliyorlar dedim. Yani mescittekilerin tamamı veya oturdukları yerdeki sahabelerin tamamı çıkmış geliyor. Resul-i Ekrem Efendimiz Ebu Hureyre diyerek seslendikten sonra ayakkabılarını çıkarıp verdi ve şunları söyledi. Peygamber Efendimiz ayağından ayakkabılar çıkarıyor ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın eline veriyor. Ve diyor ki şu ayakkabılarımı alıp geri dön.
bu duvarın arkasında gönülden inanarak la ilahe illallah diyen kime rastlarsan ona cenneti müjdele dedi. Ebu Hureyre sözüne devamla şöyle diyor. Çıktım, kendisine ilk rastladığım Ömer'di. Karşılaştım Hazreti Ömer. Bana Ebu Hureyre bu elindeki ayakkabılar nedir diye sordu. Ben de bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayakkabılarıdır. Bunları bana verdi ve gönülden inanarak Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyen kime rastlarsan onu cennetle müjdele diye emretti dedim. Bunun üzere Ebu Hureyre eliyle göğsüme öyle bir vurdu ki arka üstü düşüverdim. Dön geri Ebu Hureyre dedi. Ben de hemen Resulullah'ın yanına döndüm. Neredeyse hüngür hüngür ağlayacaktım. Yani Resulullah emir verdi, Ömer tokat attı. Şaşırdı kaldı. Dön dedi geri. Ve beraberce Peygamberimizin huzuruna vardılar. Bir baktım Ömer arkamdaymış diyor. Baktım ki arkamdan geliyor. Resulullah bana ne oldu sana Ebu Hureyre? Çünkü suratı asılmış, ağlamak durumunda. Ben de yolda Ömer'e rastladım. Benimle gönderdiğin haberi kendisine söyleyince göğsüme öyle bir vurdu ki arka üstü yere düştüm, yuvarlandım. Bana geri dönmem söyledi dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'e dönerek Ömer neden böyle yaptın? Niçin böyle yaptın diye sordu. O da ya Resulullah anam babam sana feda olsun. Ebu Hureyre'ye ayakkabılarını vererek yolda rastladığı kimselerden bütün kalbiyle Allah'tan başka bir ilah yoktur diyenleri cennetle müjdelemesini emrettin mi? Siz böyle bir emir verdiniz mi? Diye sordu. Resul-i Ekrem Efendimiz evet böyle bir emir verdim dedi. Ve beni doğruladı. Ömer aman yapma ya Resulallah. Halkın bu müjdeye güvenip kullukta tembelleşmesinden korkarım. Bırak kulluklarına, ibadetlerine devam etsinler dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pekala bırak onları dedi. Kalbi imanla çarpan herkesin sevinçten kanatlanacağı bu hadis-i şerif burada bitiyor. Rivayet bu. Müslim'den geliyor. Sahih-i Müslim'den. Yani Ömer böyle bir müjdeye mani mi oldu? Bakınız neler çıkıyor neler. Peygamber Efendimiz Müslümanları sevindirmeyi, Müslümanların mutlu olmasını çok istiyor. Bu müjdeleri güçlü bir imana sahip olduğunu bildiği ve müjdelere güvenerek ibadetlerini ihmal etmeyeceğini düşündüğü sahabilerine yine bakıyoruz başka hadislerde ihtiyatla haber verdiğini görüyoruz. Mesela Muaz bin Cebel'e diyor ki Muaz kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna içinden gelerek şehadet getirirse Allah ona cehennemi haram kılar buyurdu. Muaz radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah ben bu müjdeyi tüm Müslümanlara çıkayım haber vereyim mi? Sevinsinler mi dediğinde o zaman buna güvenerek tembelleşirler diyor. Kulluğu bırakırlar. Şimdi insanın fıtratına baktığımız zaman ya bir perşembe günü doğmanın, Kadir gecesi doğmanın kendilerine imtiyaz sağladığına inanan bir sürü insan var. Berat gecesi günü doğdum diye cennetlik olduğunu zannedecek kadar böyle farklı düşüncelere sahip olanlarımız var. Yani cuma günü ölmenin, perşembeyi cumaya bağlayan gece ölmenin, vefat etmenin kişiye kazandırdığı hiçbir şey yok. Allah dostlarının bile son nefes endişesi vardır. Son nefeste kelime-i tevhidi, la ilahe illallah diyerek, inanarak getirebilmek gibi bir gayretleri vardır. Bu hadis-i şerif ne işte? Özellikle yürekten iman eden, hakkıyla iman eden ve bu kulluklarında devam edenler için insanlar fıtratı bellidir. Şimdi bir hadis-i şerifte Allah'ın kulları üzerinde hakkının sadece ona kulluk etmeleri ve hiçbir şey ona ortak koşmamaları olarak belirtiliyor. Bu hak yerine getirilmiyor. Kulluk yerine getirilmiyor. Ben iman ediyorum. Allah yani bunu dille söyleyebiliyor. Bunu diliyle söylediğinde cennete gideceğini, hadi söylemenin ötesinde
söylemiyor. Efendim kolye olarak takıyor. Evini yeşil türbeye döndürüyor levhalarla. Ama hayatında Kur'an yok, peygamber yok, İslam yok. Ticaretinde faiz var. Alışverişinde sahtekarlık var, dolandırıcılık var, insanları kandırma var. Tesettür yok. İslam'dan İslami hassasiyet yok. Ahlak yok, adalet yok. Çocukları arasında adil değil. Yönettiği insanlar arasında adil değil. Paylaşımda adil değil ama cennet. Ben diyor la ilahe illallah diyorum, kesin cennete gideceğim. İnancına sahip olur endişesi var Hazreti Ömer'in. Yani bu o önemli olan nokta bu. Kulluğun ölçüsünü, mikyasını sadece la ilahe illallah demeye getirmenin sakıncalarını görüyor. Bunu Peygamber Efendimiz defaten söylüyor. Bakın, müjdeleme o zaman buna güvenip tembellik ederler diye Muaz bin Cebel'i bir başka hadis-i şerifte, bir başka hadisede görüyor, uyarıyor Peygamber Efendimiz. Bunu sen bil diyor. Muaz bin Cebel ne zaman söylüyor? Ebu Hureyre bunu ne zaman söylüyor? Vefat etmesine yakın Allah'a, Allah Resulüne ait olan bir sözün, Allah Resulüne ait olan bir bilginin insanlara aktarılmaması bir vebaldir. Bir bende, hani benden duyduğunuz insanlara aktarın buyuruyor ya Peygamberimiz. Bundan dolayı vefat edeceği zamana kadar kimseye söylemedi. Ve bu son derece kıymetli olan bilgiyi kendisiyle birlikte ahirete götürmenin haksızlık, hatta günah olduğunu düşünerek vefatından kısa bir müddet önce nakletmiştir. Şimdi Hazreti Ömer o anda Peygamber Efendimiz'in o gayretini, müjdeleme aşkını biliyor. Ama biliyorsunuz Peygamber Efendimiz istişareye önem verir. Farklı görüşe önem verir. Haklı gördüğünde o farklı görüşün peşinden gider. Onu uygular. Hendek'te olduğu gibi, burada olduğu gibi. Hatta farklı görüşü doğru olduğu halde, isabetli olduğu halde yapmadığı zaman ayet iniyor. Bedir esirlerine yapılması gerekeni yapmadığı için Allah Teala ne yapıyor? Uyarıyor. Niye izin verdin diyor o diyor savaştan kaçmak isteyenlere. Afallahu anke lime edinte lehum buyuruyor Rabbimiz Teala. Allah seni affetti. Ama niçin onlara izin verdin diyor. Şimdi burada baktığımız zaman Hazreti Ömer'in yani gerek bu konuda gerekse bazı konularda vahiyle mesela tesettürle ilgili ya Resulallah kadınlara böyle bir ayet inse onlar diyor ahlaken daha düzenli kıyafetle daha düzenli olsa çekicilikleri ya yani buna benzer cümleler sarf ederek tesettürlü olmalarının Müslüman hanımların daha iyi olacağını belirtiyor akabinde ayet iniyor. Bundan dolayı tefsir ilminde sahabe efendilerimizin aslında muvafakat-ı Ömer, Hazreti Ömer'in muvafakatı yani vahiyle aynı şeyleri düşünmesi, vahiy inmeden önce görüşlerinin vahye uygun olarak tescillenmesi hadisesidir. Buna muvafakat-ı Ömer deniyor. 12 yerde, bazı rivayetlerde 20 küsur deniyor ama kesin olarak 12 yerde Hazreti Ömer'in söylediğini efendim vahiy destekliyor. Burada da bir bakıma Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'i dinliyor, haklısın diyor ve bırakalım diyor, bunu söylemeyelim, sonra söylesin. Veyahut da insanlara, hak edenlere söylensin. Hak edene. Çünkü insanların tamamına söylediğiniz zaman, bugün bile, bakın bu hadis-i şerifin arkasına dayanarak, arkasına sığınarak, namazdan, cihattan, emri bil maruf nehy anil münkerden, şundan bundan tüm farzlardan kendilerini uzaklaştırıp biz Allah'ı zikrediyoruz. Allah'ı zikretmek de insana büyük sevap kazandırır, cennete götürür diyerek tesbihle başka bir şey yapmayan Müslümanlar var. Almış eline tesbihi sadece la ilahe illallah Allah Allah zikir vardır ve olması gerekir. Nefsin terbiyesinde Allah'ı tanımamızda, marifetullah'ın oluşmasında zikir yapılacaktır, evrat olacaktır insanın. Peygamber Efendimiz söylüyor, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Bunlar mizanı doldurur, yerle göğün arasını doldurur diye Peygamber Efendimiz'in değişik hadis-i şerifler var. Bundan önceki hadis-i şeriflerde okuduk. Ancak bu değil sadece İslam. Ticaretin İslam'a uyacak. Miras dağıtımın İslam'a uyacak. Veyahut
karı koca arasında, çocukların arasındaki davranışlarımız, konuşmalarımız, toplumsal ilişkilerimiz Müslümana uyacak. Siz toplumsal ilişkilerde liberalist, hatta materyalist davranacaksınız, menfaatçi olacaksınız. Uluslararası ilişkilerde benden başkası tufandır diyeceksiniz. Ticarette faiz bir dünyanın realitesidir diyeceksiniz. Ondan sonra efendim tesettürü bunu diyeceksiniz. Ama ben la ilahe illallah perşembe günü doğduydum, cuma günü öldüm. Adım da şuydu, bundan dolayı cennete. Biraz bu boş hayaldir. Bu boş hayaldir. Buna girmemek lazım. Meseleye bir de şu şekilden bakalım. Cenab-ı Hak bazı konuları daha iyi kavrayabilmemiz için onları belli bir senaryo ile bize Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Bazen anlatıyor. Yani bu mesela Bakara suresinde bu senaryoları görüyoruz. Veyahut da yağan yağmur, kaya, toprak, bunlarla ilgili misaller veriyor Rabbimiz Teala. Biz yanıyoruz. Peygamber Efendimiz de buna benzer senaryolar veyahut da cümleler kurarak daha iyi anlamamızı, dramatize ederek daha iyi anlamamızı istiyor. Hadisimizdeki müjdelenen de böyle bir dramatize, böyle bir senaryo ile verildiği anlaşılıyor. İnsanlara müjdeler vermekten ve böylece onları sevindirmekten hoşlanan Yüce Rabbimiz ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerif ile, biraz önce okuduğumuz bu hadisi şerif ile bize müjde verirken son derece ölçülü olmamız istiyor. Bakın Ömer geldi, ya Resulallah bu böyle olmaz. Bunlar böyle dedi. Bir Muaz hadisinde de var aynısı. Yani bir bakıma karşı tarafı da yokluyor. Böyle olsa nasıl olur diyor. Ama tembelleşir insanlar diyor. O zaman diyor böyle olsun diyor. Bu hadisten çıkaracak en önemli ölçü nokta şudur. Ölçülü olmak lazım. La ilahe illallah diyen kimsenin hayatı da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ölçüsüne uyması lazım. Yani hangi hayatımızın hangi alanı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah inancına uygun, ona bakmamız lazım. Evet, kalben iman eden kişi zaten hayatını buna uydurur. Uydurmak durumundadır. Buradan şunu da çıkartalım. Bu hadis-i şeriften bazı ders olarak, bir devlet başkanı veya önemli bir mevkide olan biri, bir anne, bir baba, kim olursa olsun, kendisine getirilen farklı ama tutarlı görüşleri kendi kararına aykırı olsa bile benimseyip kabul etmelidir. Sahabe efendilerimiz bunlarda bu davranışı sergilemiştir. Yine bir başka hadis-i şerifte Amr İbnül As'tan gelen bir hadise. Amr İbnül As ölüm döşeğindeyken yanına gittik. Yüzünü duvara dönmüş, uzun uzun ağlıyordu. Bunun üzerine oğlu, babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana müjde vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni şöyle şöyle müjdelemedi mi? Demeye başladı. O zaman Amr İbnül As yüzünü bize dönerek dedi ki, ahiret için hazırlandığımız en değerli azık La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüdür. Yani ölürken La ilahe illallah diyebilmektir diyor. Hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a benden fazla kin besleyen yoktu. Bir yolunu bulup da onu öldürmek benim en çok arzu ettiğim bir işti. Şayet bu haldeyken ölseydim mutlaka cehennemlik olurdum. Allah Teala gönlüme İslam sevgisini koyunca Peygamber aleyhisselama geldim, elini uzat, sana biat edeceğim dedim. O elini uzatınca ben elimi geri çektim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu Amr diye sordu. Şart koşmak istiyorum dedim. Neyi şart koşacaksın? Bağışlanmamı dedim. Yani bu zamana kadar yaptığım her türlü günahı, hatayı bağışlanması şartıyla sana biat eder, iman ederim dedim. Müslüman olmanın daha önceki günahları silip süpürdüğünü, hicret etmenin daha önce işlenen günahları yok ettiğini, hac etmenin daha önce yapılan günahları ortadan kaldırdığını bilmiyor musun? Buyurdu. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok sevdiğim biri yoktu. Gözümde ondan daha büyük biri mevcut değildi.
ona duyduğum saygıdan dolayı gözlerimi kandıra kandıra böyle güzel ona baka baka, onun yüzüne bakamadım. İçim çeke çeke, doya doya bakamadım diyor. Bunu da yapamazdım ona duyduğum saygıdan dolayı, muhabbetten dolayı. Onun yanında gözlerim yerdeydi diyor. Şayet bu haldeyken ölseydim cennetlik olmayı umabilirdim. Sonra öyle işlere karıştık ki o işler karşısında halimin nasıl olduğunu bilemiyorum. Öldüğüm zaman arkamdan ne ağıt ne de ateş yakılsın. Beni gömdüğünüz zaman üzerime toprağı yavaş yavaş atınız. Sonra bir deveyi boğazlayıp etini taksim edecek kadar bir zaman kabrimin yanından ayrılmayın ki siz yanımdayken yerime alışayım ve Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim diyor. Evet, Muaviye'nin babası, Muaviye'nin babası, özür dilerim, Amr İbnül As, özür dilerim, Abdullah İbni Amr İbnül As, ondan bahsediyoruz. Hazreti Ömer'in de valisi olmuştu. Muaviye ile beraber olmuşlardı Hazreti Ali'nin karşısında. Sonra öyle işlere karıştık ki o işlere karışınca halim nasıl olduğunu bilemiyorum cümlesiyle başlayan döneminin endişesini yaşıyor. Kendisi İslam düşmanıydı. Arap'ın dahisiydi. Arap'ın en önemli dahilerindendi. Bunları nelere karıştığını bakacak olursak bakın ne diyor. Bakın ne diyor. Amr İbn-i Las'ın söylediği. Nerede söylüyor? Vefat edeceği sırada Amr İbn-i Las malına mülküne şöyle bir bakıyor. Keşke ya sen bir deve tezeyi olaydın ya ben Selasil kazasında öleydim. Öyle işlere girdim ki Allah'ın huzurunda o konularda kendimi nasıl savunacağımı bilemiyorum. Muaviye'nin dünyasını düzelttim ama kendi ahiretimi batırdım diyor. Amr İbn-i Las'ın ölüm döşeğinde söylediği sözlerden biri de ahireti konusunda ne büsbütün ümitsiz ne de fazla ümitli olduğu. Bununla beraber gönlündeki imana ve dilindeki peygamber sevgisine güvendiğini görüyoruz. Ve kelime-i şehadete güvendiğini görüyoruz. Kendisine verilen müjdeye güvendiğini görüyoruz. Konumuzla ne alakası? Burada geçen Peygamber Efendimiz'in müjdesi. Müslüman olmanın daha önceki günahları affettiğini, sildiğini görüyoruz. Yani birçok insan bu iki sahabiye çok dil uzatır. Onları tenkit eder. Bize düşen onların şu son hallerine bakmak, ahiretlerin ne olduğunu efendim tenkit etmek veya söylemek değil, hüsnü zan beslemektir. Kendi halimize bakmamızdır. O hallere düşmemek için çaba sarf etmemizdir. Ancak bakınız İslam aleminin durumuna, kıymetli dostlar. Tamamen bir perişan durumda. Her bir Müslüman birbirine düşmüş durumda. Şucusu, bucusu, tarikatçısı, vakıfçısı, dernekçisi, particisi, şusu, busu, herkes birbirine girdi. Falan mezhebe dahilmiş, filan mezheptenmiş, şuymuş, buymuş. Hep böyle bir kargaşanın içerisine girmişiz. Kendi halimize bakmadan, Allah'a karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmeden, bütün bu yaptığımız günahları hesaba katmadan, yaptığımız yanlışları görmeden, falan haklıydı, filan haksızdı tartışmalarına girmek, bugün için abesle uğraşmaktır. Ders çıkartacağız. Onları o haliyle Allah'a havale edeceğiz. Sonra hakemlik bizim değil, ahirete kalmış bir iştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Amr ibn-i As'a söylediği sözleri hatırlayıp Allah'ın affını, mağfiretini ve merhametini dileyeceğiz. Çünkü ne diyordu Rabbimiz Teala? La teknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Müslüman olmanın daha önceki günahları silip süpürdüğünü, Müslüman olmanın efendim hicret etmenin daha önceki işlenen günahları efendim kaldırdığını, yok ettiğini, hac etmenin daha önce yapılan günahları ortadan kaldırdığını bilmiyor musun diyor. Kıymetli dostlar, ümitsizliğe düşenlere Allah'ın affediciliğini
söyleyip onları affet dilemeye, istiğfar etmeye davet etmek lazım. Rabbimizin kurtuluş yollarını onlara göstermemiz lazım. Günümüzde ben bu günahlarla Allah'ın huzuruna çıkamam diyen insanlara tövbe istiğfar yolunun açık olduğunu, Rabbimizin her zaman affedici olduğunu söyleyip, onların günahları bırakarak, ümitsizliği bırakarak ümit var bir şekilde Rablerine dönmelerini sağlamak lazım. İslamiyet'i kabul etmek gerektiğinde onun için hicret etmek, insanın tüm günahlarını silip süpürdüğünü bilmek lazım ve bu bildiğimizde aktarmamız lazım. Ve ölüm döşeğindeyken ziyaret eden kardeşlerimiz Rabbimizin rahmetini hatırlatmalı, onun rahmetine güvenilmesi gerektiğini hatırlatmalı ve onun rahmetine sığınmamız gerektiğini söylememiz lazım. Kıymetli dostlar, müjdeleme konusunun son hadisiyle de bugünkü konumuzu bitirdik. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir konuyla sizlerle beraber oluruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.